tabii aşağı doğru indikçe iklim değişiyor. Bitki örtüsü değişiyor. Şimdi zeytin ağaçlarından çam ağaçlarına doğru bir geçiş yapıyoruz ve orman inanılmaz güzel kokmaya başladı. Şimdi maalesef bayan arkadaş geçemedi. Serdar karavandan indi şimdi, yardımcı oluyor arkadaşa. Ah, oradan da araba geliyor. Evet, Serdar geçirdi. Amazon'a geldik. Oğlum da konuşalım. Kimseye rahatsız etmeden bir yere çekelim. Evet, aracı şimdilik çektik. Şurası boşalınca daha sonra oraya alacağız. Bugün hafta sonu olduğu için biraz kalabalık. Şimdi Baran arkadaşın kahvesini içeceğiz. Komşumuz. Bizde şöyle bir mini kahvaltı değil de artık öğleden sonrası yapıyoruz. Günaydın. Bugün pazar, bugün yeni kalktık. Şimdi bütün günümüzü bugün size çekmeye çalışacağım. Uyandık. Baldeş uyandı. Şu arkadaki yatağı görüyorsunuz. Orada yatıyor Serdar'la Bade. Şimdi onu toplamamız lazım. Orası koltuk oluyor normalde. Yan karavandan, Tantin 34'ten, Ertan Çalışkan'dan bize bir tost geldi sabah sabah. Bunun ne demek olduğunu karavancılar çok iyi bilir. Hele gözünü açmış anne karavancılar daha iyi bilir. Şimdi Baldeş istedi tostu. Baldeş'e vereceğim. Aa, mükemmel bir tost yapmış vallahi kendisi. O tarafa doğru gidelim şimdi bir. Serdar zaten gözünü açar açmaz beni satıyor her seferinde. Aşkım, geliyorum. Bugün bütün gününü çekeceğim. Bana ne kadar kötü davrandığını, ne kadar yalnız bıraktığını. Ben mi yalnız bırakıyorum? Evet. Hayır, bugün kesinlikle ben aşağıya ineceğim. Sen bütün gün karavanın içinde takıl. Hayır, niye takılacak? Takıl yani. Ben sabah 7.30'da kalktım. Kalksaydın. Bana ne? Günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tost harika olmuş. Afiyet olsun. Yemediniz ki daha hemen. Ama harika. Görüntüsü bile harika yani. Kızım aldı elimden. Kaptı, ne yapayım ya? Sen benden kaptın. O da senden kaptı. Harika. Evet, vallahi harika. Teşekkür evet, ederim. Arkadaşımız. Ne biçim adamsın sen? Sen ne biçim kadınsın? Ben gözümü yeni açtım ya. Ya sen gözünü yeni açtın. Biz sabahtan beri erkekler olarak ne yapalım? Ne yapayım? Ne yapayım? Allah Allah, sabahtan beri kalkmamışım. Vallahi ne yapalım? Kalktım sabahleyin. Ben senin olsam sabah kalkmış olsaydım şimdi yürüyüş yapmış olurdum. Ta şuralara gitmiştim hayır, mesela. Hayır, ben oraya yürüyüş gidersem sen beni öldürürsün.
Öyle ben siz ya nasıl gideyim işte? Gördün mü? Nasıl gideyim? Ben siz yürüyüş mü yaptım? Ben siz denize mi girdim? Ben şimdi yürümek istiyorum o tarafa. E tamam yürürüz. Ama yürümeden önce ben ayarlama yapmam lazım. Bu sıcakta artık pek yürüyemeyiz mi? Yok, ama ya, yürürüz ya. Yarın sabah akşam zaten. Üzeri yürüyelim değil mi senin? Yarın sabah akşam üzeri. Yarın sabah akşam üzeri. Ya yarın sabah ya akşam üzeri. Yani öyle demek istedim. Aslında. Yarın sabah akşam üzeri. Afiyet olsun. Hadi gel. Ye. Yok ben, afiyet olsun. Ben sensiz yiyemem. Tamam sen ye. Yarısını bana bırak. Al yarısını yiyeyim. Teşekkür ederim. Hadi. Çok kibarsın. Şimdi bu bizim milli kahvaltımız. Ben bunu çok seviyorum. Bugün süt reçeli koydum çünkü fıstık ezmesi bitmiş. Ben de Ertan'a bunu ikram edeceğim şimdi. Yok öyle. Afiyet olsun. Siz sevin ben yaparım abi. Efendim içerisinde? Muz, süt, yulaf ve süt reçeli üstünde. Daha ne olsun ya. İstediğine göre başka meyveler de koyabilirsin. İstediğin yerinden başlayabiliyor muyum? İstediğin yerinden başla. Bence çok güzel. Ezikliyor beni ya. Çok güzel değil mi? Çıldın mısın? 10 numara görünüyor. Yok Serdar ezikliyor Serdar. Neymiş? Tamam. Türk kahvaltısı istiyormuş. Zeytin, peynir. Peynir bilmem ne. Ne yapıyorsun? Yeni ev mi yapma derdindesin kendine? Ne? Doyamadın mı ev yapmalara? Ayağınıza batmasın diye taşlar. Ne yapıyorsun? Arkadaşın traktöründe pompa yok. Pompa olmadığı için şimdi tamamıyla fizik kanunlarını kullanarak onu yukarı çektik. Hortumu sifonladık. Su yukarıdan aşağı doğru şu anda bizim tanklarımıza full bir şekilde pompa varmış gibi geliyor ve doluyor. Bakım. Karavancılar Birliği böyle bir şey. Sağ olsun Fatih kardeşim benim yan komşu karavanımda geldi. Benim tıraşımı yapıyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Evet, saatler olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Karavanda böyle. Herkes birbirine bir şekilde yardım ediyor. Karavan hayatı dışarıdan göründüğü kadar her şey kolay değil. İşte böyle ormanın içinde tıraşımızı doluyoruz. Her şeyimizi yapıyoruz Allah. Yalnız her şey kolay değil dediğin yerin güzelliğine bakar mısın? Tabii canım böyle bir berberi bulmak mümkün değil yani. Ya ben de işte pandemi berberiyim. Pandemi berberi arkadaş. Pandeminin ülkemize sunduğu berberlerden bir tanesi. Evet, zoraki berber. Yapa yapa kendim alıştım diyorsun. Vallahi şu ana kadar abi tıraş ettiğim sanırım üçüncü kişisin. Evet. Ya şu an bile problem. Senin sonu ciddi bir problem. Sen dört tane bin, altı tane çekim. Yok, hayır ya. Rahat rahat söyle, yüzünüze söyle, şişmansınız de. Suya düşseniz batmazsınız de. Şişmansınız.
Arkadaşın da kafa yapısı çok güzel. Evet. Gel yumurta kafamı. Gerisi çöp. Şaka. Karpuz var mı karpuz? Karpuz yok. Bitir abi. Neyi kurdun? Hadi bakalım. Kek yapılıyor. Çırpın bakalım. Çırp 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 çırp. Oo, limonlu kek. Beyza Hanım, yogadan sonra kekte görüyoruz sizi. Evet, tabii ki. Bu güzelliği de yemek gerekiyor. Sonra yakarız. Bugün hit olmazsa olmaz bence, bak. Ay, söylüyorum. Evet. Bugün hit olmalı. Yoksa yoksa gitti senin kaslar. Evet, ya power yoga ya hit antrenman. Arkadaşlar bakın. Fırın çalışıyor. Of, eğlenim. Hidrofor çalışıyor ve aşağıda şimdi açık değil ama çamaşır makinesi çalışıyor. Hepsi bir arada çalışıyor. Serdar ne yapıyor orada? Buldu kendi bir oyuncak. Evet Beyza'cığım, bakalım kekimiz başarılı bir şekilde olmuş mu? Bak yamuk yamuk gidiyorlar. Bir yamuldu. Geometri de eksik var. Evet abi, ya, biz kimseye yetmeyeceğiz dedik ama bir talep görmedi ya. Evet. Biz kaldık. Kek bir talep görmüyor. Neyse biz gayet memnunuz bu halde. Vallahi yiyen yesin, yemeyen yemesin. Aklı yok benim. Evet abi şey, yani az yiyen varsa ortamda, çok sevinirim. Hayır, aynen. Bu yoklukta kek bulmuşlar. Biz kahvaltımızı keke sakladık Beyza'yla. Hiçbir şey yemedik daha. Aynen öyle. Ben biraz artık hani dayanamayıp bir attım ağzıma. Oğlum bak, bir dur lan. Bir dur bir dur. Atmış ağzıma. Sonra kapattınız mı? Hayır, bir tane daha pişiyor. Evet. Ne yetmeyecek dedik ama bayağı yetecekmiş herhalde. Yeter yeter. Bir şey olmaz. Gayet. Ne itiyorsun beni evladım? Oradan mı alırız? Suratına ne olmuş? Ya karavan keki ya. Karavan da kek yani. Ötesi mi var bunun? Sen bir dahaki başlığı öyle at. Karavanda kek yaptık. Evet. Ellerimle sana kek yaptım kocacığım. Ellerimle kek yaptım. Oğlum durmuyor çok fena. Aman. Evet, bari hadi Mahremiyet bölgesinde benzin nasıl alınır? Evet, bu şekilde. Evet. Yoklukta benzin almanın yöntemleri. Çok pis sifonlarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde benzininizi geçen arkadaşlardan alıyorsunuz. Sağ olsunlar kardeşlerim. Onları da çek. Dün merhaba. Akşam geldiler. Bize hem misafir oldular hem de güzel ruhlarıyla bizi aydınlattılar. Abi sen sağ ol. Vallahi misafir ettin bizi. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Şimdi yolculuk nereye arkadaşlar? Yolculuk. Dalyan'a geçeceğiz. Dalyan. Dalyan'dan sonra da Fethiye tarafına gitmeyi planlıyoruz. Oradan Antalya, oradan Kapadokya. Derken? Afyon, Ankara, sonra tekrar İzmir'e dönüş. Türkiye'yi kaç kere gezdiğini söyle. Ben 4 defa gezdim. Harikasın. Kanalına nasıl ulaşabiliriz sana? Yola Düş yazınca çıkarım. Tamam, Instagram'da. Yola Düş yazın, arkadaşımın fotoğraflarını, videolarını kesinlikle takip edin. Harika fotoğraf çekiyor. Hepinize tavsiye ediyorum. Bu arada çocuksuz, genç gezginler böyle oluyorlar işte. Bir motor. Çok rahat oluyor. Bir motorları var evet, böyle. Arkadaşlar buradan yayın yapıyorum. Hep beraber gidiyorlar. Nihan Hanım'ı satıp çocukları satacağım. Böyle gençlerle motosikletle bir tur yapacağım. Hayda. İmkanı yok. Evet, o da biliyor. İhtimal vermedim ona abi. Bu bir hayal diyor zaten. Evet. Bir tane hayal ama hayal olarak kalsın. Nihan Hanım'ı satamazsın. Hayır, anlattım zamanında yaptım yani. Yapmasam işte. Belki içimde okuyordur da
Ama çocuklar... Aşkım için... gençlerin önünü aç artık hani, ya. Ben önlerinde koşacağım. Ama çocuklar biraz daha büyüsün. Şöyle avazlansınlar. Hani tek başlarına ya da anneanneyle kalabilecek duruma gelsinler. O zaman hatun alacağım. Makineyi yine yükleyeceğiz böyle. Bir turda böyle motorla yapacağız. O zaman buradan anneme seslen. Buradan sevgili kaynanama teşekkür ediyorum ve sesleniyorum. Lütfen çocukların büyüdüğünde bakarsan biz bir motorla turu yapacağız. Bakar bakar. O bakar. Bakın. 2,5 oldu. Bakın tüm eşyalarını böyle yüklediler. Çok güzel bir şekilde. Şimdi düş yolu yapacaklar gerçekten de. He, yani ne oldu? Yam 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 yam. Ben normalde gelmeden yem, 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 yem. Şimdi böyle çoluk çocuk biraz gezmeye çıkacağız. Çünkü geldiğimizden beri bu koydayız. Başka hiçbir yere gitmedik. Aracı buraya koyduk. Biraz aşağı taraflara ineceğiz. Bakalım neler var. Neler yiyip içebiliriz. Ya da başka yerlerde neler var. Şimdi bu şekilde kasklarımızı takıyoruz. Badiş burada. Bebek benim kucağımda ve aramızda kalacak. Motora bineceğiz. Karavandan ayrılıyoruz. Evet. Şimdi yolculuğumuza sizi de dahil etmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım sizin için. Seninki yok. Seninki evet. Başka zaman. GoPro lazım. Lazım yani. Bizim kaldığımız koyun. Börtübet'te bir koyun. Yanında da bir koy var. Ama yani buraya neredeyse çoğu araç giremez. Yolu çünkü inanılmaz derecede bozuk. Bakın şu şekilde. Biz motosikletle geldik şimdi. Böyle size göstermek için. Ama gördüğünüz gibi çok güzel. Burası daha güzel. Çünkü ağaç altları var. Doğal serinlik var. Deniz de çok güzel. Böyle bakir bir koy ama herkes buraya gelemez. Biz de gelir. Yani Serdar gelirim diyor ama gerek olmadığını düşünüyorum. Gelmesin çünkü arabayı burada harcarız. Öyle bir şey de istemiyorum. Evet. Şimdi biz yola devam edeceğiz. Evet. Gel kızım yürüyelim. Şimdi yol üstünde durduk. Böyle tam Börtübet yoluna giderken Golden Key'e gelmeden, Golden Key ve Amazon Tabarası'na gelmeden Çamlık diye bir restoranda durduk. Çok tatlı, güzel bir restoran. Burada şimdi bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra yola kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar yardım ediyor. Çok rüzgar var. Rüzgar mikrofonum da kırıldı. Aşağıda bir yardıma ihtiyacın var mı? Yok. Sadece şurayı bağlayacağım.